Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Döngüsü olan hem teknolojik diyebilirim. Evet, son olarak bizi almak isterim Sami Bey. Artık yılın işte son ikinci yarısına doğru giriyoruz. Sonbahar, kış. Aslında ilk 6 ay hem şirketler için hem ekonomi için çok iyiydi. Yılın geri kalanında işte bugün sanayi üretim açıklandı. Belki bir miktar artış hızında yavaşlama var. Sizin tarafta işler nasıl? Bu yıla nasıl kapatmayı planlıyorsunuz? Bununla tamamlayalım. Buyurun. Evet, herkese selam. Bu videoda bugün ne oldu? Bu videonun başlığı bugün ne oldu? Olacak işte. 3 tane canlı yayın var. Şu bitti galiba. Bak, bitmiş. Bu devam ediyor olmalı. Bu da bitmiş. Ki tekrar yani baştan açtı. Bu da bitmişti. Ya bunu yapıyorum çünkü son dönemde şey fark ettim. Ya geçen sene olmuş şeyler bile hani Naci Balgö bir gecede görevden alındı. 3 taban gördük falan. Halbuki 3 taban falan olmadı. Biraz da şey amacıyla tarihe not düşmek, bir de hani neyin ne olduğu belli olsun diye. Olmamış şeyler olmuş gibi. Ya kasten yapmıyor tabii de. Yani artık geçen sene olmuş işleri de doğru hatırlayın yani. Hani. Ondan sonra diyorlar ki 90'lı yıllar şöyleydi. Borsa işte. Yani sen geçen sene olmuş şeyi hatırlayamıyorsun ki. Doğru düzgün. Yani bir kere düştü işte. Piyasa çöktü. Bir taban oldu. Sonra ikinci taban oldu. Sonra kalktı tabanlar. Tabana giden gitti. Yani tekrar toparlayan toparladı. Toparlayamayan da sonradan toparladı yani. Şimdi hem biraz da insanlar toplansın. Borsa İstanbul tarafında sıkıntı var. Abi şimdi, herkesin nasıl belli oluyor? Ne pozisyon aldı, ne kazandı, ne kaybetti, nasıl belli oluyor ya? Mesela ben baktım arkasından. Şimdi hepsinin grafiği var. Göstereceğim de. Ya girmek istemedim. Yani doğru yerden maliyetlenmek lazım. İşte girseydim bugün şuradan maliyetlenecektim. Hani şunu yakaladım. Tamam, eyvallah, şişede. Hani tam yakalayamasam da yakaladım. Şunu falan da Tüpraş'ta mı? Şunu Türk Hava Yolları'nda yakaladım. Burada mesela pardon. Şunu da yakaladık. Hadi eyvallah, tamam. Şurada ısrar ettiğimden, İşte burada paraları yere indirdiğim yer, bak 22 günlüğün altına inmiş. Burada yukarı çıkmış böyle bir, hani burada da parayı tekrar eski zirveye götürdüğüm yer. Bu sefer aldım, cebime koydum. İşte cebime koymamam gerekiyormuş. Yani şöyle mesela şu da rally, bak 22 günlüğün hep, hatta Ağustos, Eylül desem, bak 22 gün boyunca 22 günlüğün üzerinde. Şimdi ne beklenir? 22 gün ne değmesi beklenir. Ama çok da böyle şelale yapacağını sanmam. Çünkü küçük yatırımcı şey bilmiyor. Sat tuşu yok. Yani buralarda debelenir büyük ihtimalle. Benim tahminim. Of, Türkcell'e bak, taban. Ya Türkcell zaten biraz garipti. Garipti dedim de. Defteri yazmayı unuttum ya, neyse. Yatmadan önce şey yaparım bunu da. Şimdi montajlarım, sabah montajlarım, bilmiyorum. Sabah. Sporu da yarıda kesip, kısa kesip yani. Geldim, sabah koyusu da yanacak galiba. Ya şuna bak, şimdi şuna bakın bak. Şimdi bugün ne? 13 mü? 13. Bak. 6. Bak 6 Eylül. Bak 6. Bak bir günde, bir hafta önceye döndüğü gibi, bak bu zaten 17 Aralık. Yani bu zaten prim yapmamış ki. 17, bak geçen haftaya kadar 17 Aralık ya, yani 9 ay önceki fiyatında, ya böyle bir tahta yok abi. Ha ben mesela, bak şu dedim ya, endeks
pardon parayı daha önce düşmüş pardon. Yani aslında bak şimdi geri çıkacak ya piyasa. Bak şimdi piyasa düştü. Önemli olan en çok piyasa düşecekse en çok düşeri bulmaktı. Mesela bir maçta şey almayacaktın. Kısa pozisyon. Turkcell'de alacaktın. Ama yani mesela Telekom. Ya tabii burada mesela hadi buradan döner, hadi buradan döner. Mesela kaçıncı günde düşmüş bu? Bak burada da düşmüş mesela. Burada da bir %-5'i var. Tabii burada gün içinden hesapladım. Bak tam endeksin 17 Aralık barı gibi. Şimdi piyasa 13. gün düşecek. Ama 13. gün düşmeyip 16. gün düşse senin zaten 14-15 de paran biter zaten. O hesabı kapatırlar yani. O yüzden dönüşü yakalamak lazım short için. Dönüşü yakalamak da zor bir şey. Ya bu mesela günde %8 oldu bugün içinde. Dur göstereyim. Ya şimdi dediğim gibi bende bütün şeyler var, günler var, tamam mı? Mesela bu, gerçi bunu dün, bu dün. Ya Zeynep Aktaş biraz şöyle garip paylaşıyor. Bazen bunları akşam paylaşıyor, bazen sabaha karşı paylaşıyor. Hatta dur bir dakika göstereyim. Şu Mart nerede yazıyor? Biraz zoom. Niye zoom yapmıyor ya? Yani neyse bunun fotoğrafını ben koyarım. Neyse netleştirmiyor anlamadım. Bu Mart 2009 sayısı, tamam mı Fortune'un? Şimdi bak kimi göstereceğim? Ekonomi büzülüyor. Alaaddin Aktaş. Allah Allah, Alaaddin Aktaş, Zeynep Aktaş var mı bir şey? dur şurada borsa sayfası olacak. Zuckerberg'e bak. Bunu taratmam çünkü bunun taratılmışı var galiba. Ne sabah bakarım, tamam mı? Bunun taranmışı var çünkü cildi bozuluyor. Bak teenager. 2009'da 13,5 yaşında şu an zaten teenager olmuş. içinden şey çıktı. Facebook grafiği çıktı. Allah Allah, bunu niye buraya koymuşum ki? Şu bu sayfalar var. Yatırım sayfası bak mesela. Zeynep Aktaş. Al. Bak yüksek temettü potansiyeline sahip kelepir hisseler. Zeynep Aktaş altta yazıyor. Al. Bu fotoğrafı da bir şekilde koyarım. Yani image check vardı önceden. Şirketlerin genel kurulları yapılmaya başlanıyor. Kriz döneminde yüksek temettü ödeyen piyasaları düşük şirketler endeks dalgalanma yaşansa bile falan filan fışman. Bunu yapmışım ben. 13 Şubat 2009 verileriyle diyor. Yani hani Zeynep Aktaş bayağıdır bu piyasada ve gazeteci kimliğiyle piyasada tabii. Hani robot mu? Bu hesap robot mu diyen arkadan yani dallama başlasın. Yerimde başka biri olsa dallama derdi ama ben demeyeceğim. Waffle'lar falan vardı. Şimdi kenara. O 327 dolarmış Mayıs 327 dolar bak. Rally var bak 22 gün. Gerçi bu ortalama galiba 22 gün. Sarı olan, mavi olan 66 günlük ortalama. İşte yükseliş trendi nereden anlaşılıyor bak. 22 günlüğün üstünde belli bir yerde. Bunu yapmış işte. Bunlar önemli şeyler. Ya buradan buraya neredeyse bak 15 günde hacim katlanmış da bu 12. Bunu ya yanlış yapmışım. Bu şey olacak. Üçte biri yabancıda kaldı. Bu niye böyle şimdi? Sağ beni niye sağ götürmüyor bu? Mesela bugün neler olmuş? Bu sağa doğru kaydırmayı bulamadım. Bu açılış mesela 85 milyon, 83 milyon hakikaten hacimler çok yüksek. Mesela Ereğli'nin 9. olması falan. Ereğli için kötü tabii mesela Türk Hava Yolları 1. Gerçi bak şimdi. Saat 10 dakika, 10 dakikada 1 milyar burada, 1 milyar da Akbank'ta. Yani 10. Ereğli'de bile 465 milyon hacim olmuş. Mesela 12. dakikada 1,2 milyar. Mesela Garan
şuradan şortlanabilir mi? Mesela Halk Bankası. Buradan şort. Ya iyi de bunu dün de yapmış olabilirdim. Bir de gün içinde de hani şurada var mesela. Mesela 9. 9 ayın kaçı oluyor? Mesela Cuma günü devre kesiciler nerede? Burayı keseyim. Kendime not. Mesela 9'unla Cuma günü 16. Kardemir tavanda bekliyor. Halk Bankası 13.76, tamam mı? 13.76 burada 16.56, yani oradan buraya shortlasan zaten bitmişti o hesap yani. O hesap kapanır. İşlem kapanır. Mesela bir devre kes. Hatta sabah şey tüy. Ya şimdi hani böyle şey de oluyor yani, şunu dedin, bunu dedin. Yani 15 gün boyunca yani düşecek de deseniz, çıkacak da deseniz 15 günün sonunda zaten haklı çıkacaksınız yani 15 gün içinde. Burada da hani aşağı bir salınma, bu şey 10.32 mesela, bu anlık fiyat anlık, şey hacim 15 dakika gecikmeli. Bu sayfada mesela burada da Kardemir eksi %1,5 görmüş ama bundan 4 saat sonra artı 8, yüzde artı 8 olacak. Bunlar future'lar, bak mesela vadeliler işte Şişe'nin vadelisi eksi olmuş. Tabii şimdi düşünce mesela en küçük yatırımcı hareketlerinden biri. Tabii küçük yatırımcı diye bir şey yok mevzuatta. İşte Johnny'ler işte bireysel yatırımcı falan diyor. İşte retail, perakende yatırımcı falan diyor. Mesela yarım saatte, hatta 37 dakikada bu hani ilk 10 1 milyarı bulmuş bile. Yani bu hacimler açısından bakılırsa müthiş ve Türk Hava Yolları 5.liğe düşmüş. Asıl para burada mesela. İşçiye de acayip para dönüyor. Ama prim yok mu? Var ben. Var gibi. Bak mesela %2'yi bulmuş kayıplar. Öyle denir ya. Bu ne yine %2? 343'müş Tüpraş. Kademelere bakalım. Şu mesela Kardemir'in kademeleri. Bu nasıl olacak? İşte 100 bin, 100 bin not 1,5 milyon lira denilebilir. Mesela hiçbir yerde 100 bin not yok. Şurada var. Mesela burada bir direnç var. Bu 15.90'da direnç var. Ama 15.90 mesela burada long pozisyon aldın diyelim. Ekleyeceğin nokta nedir? 15, mesela 15.92'ye şey kur, alarm kur. Hani gitmiş demek. Burada önemli olan emir sayıları da, ama mesela burada acayip bir direnç var yani. 1,5 çarpı 6, yani 9 milyon lira var burada direnç. Hani buraya gitmesin diye yazmışlar. Bunu da çökmesin diye yazmışlar. Ama mesela gün sonunda tabii ki çökmüş olacak. Hem de mesela, hatta bak. Bak. Şuradan yapacağız. Kardemir'i açayım. Yani eski zirveyi geçmiş tabii. Bana kapanış yapamamış. Vay be. Kardemir'le ilgili başka düşüncelerim var da şey yapamam şimdi. Biraz şey mesela yüksek 16.48 ne demek? Yani çok geçmiş buraları yani hani. Ama buralarda da 15.74 14'e gelmiş yani. Tabii bir kademe olduğuna göre bu kurucular bir kademe değil mi bu fiyatta mesela? Bu yani acayip bir volatilite. Yani buradan hesapla işte. 1648 eksi 1445, yani 45-45 desen 200, oha 200 kademe. Aşağıda 200, bir de eksi 5. Aslında gün içi düşünürsen bayağı fazla. Düşünme, bir ara düşündüm hani bulamadım, çok da düşünmedim.
Mesela Kardemir %3'e gelmiş. Ha, ben de şeyi anlamıyorum. Bu her hisse için geçerli. Bu kadar boş kademelerle nasıl bu hacimler oluyor? Oluyor. Mesela Türk Hava Yolları da hareketliydi sabah. Mesela tüm zamanların en yükseği, yani all time high geziyor. Ya şuna bak, bir yıl içinde düşük. Bir de hep yükseldi bu. Yani şöyle bir V çizmedi bir yıl içinde. Mesela ay düşük. Bu da gün içi. Bak 2 lira oynamış. 61, yani 16 bölü. Aa, tam şey olmuş hakikaten bak. 16 bölü 61. Artık yüzde olarak kaç alıyorsa. Yani müthiş bir yükseliş Türk Hava Yolları'nınki bu sene. Ama tabii herkese kendi, mesela biri Sasa diyor. Bu ya, bu 4000 liralık aldım ben. 2000 lirası uçtu. Mesela 78 olmuş bir saatin sonunda. Ama kapanışı kaç? 78. Dur bakayım. Ya böyle günler hani şeyleri bozuyor bak. Mesela burada gerçi bu çok büyük montanlı olduğu için fiyat, mesela direkt 22 günlük ya şeymiş zaten, hani bir haftadır bir aşağı bir yukarı hemen hemen aynıymış. Bak hemen mesela belki yarın açılışta 22 günlüğü kesecek ve bir aydır boşa işlem oluyormuş gibi olacak. Ya bir çanak yapar, 2 hafta sürer, tamam mı? O 2 haftada seni bitirmeye yeter. Mesela 78'i görmüş, 78-60'ı görmüş. Düşük ne? 71. Yani burada 5 kuruş bir kademe olduğuna göre, değil mi? Dur bakayım. Evet, 5 kuruş olduğuna göre böyle bir bar da yok ha. Şu var ama. Bak burada mesela şey gelmiş. Bilanço gelmiş şurada. Şurada da gelmiş bak. Bak direkt. Aa bak, direkt düşmüş. Ben şeyi gösterdim ya. Şunu. Şimdi tamam. Şimdi öyle bir şarkı var diyor. Bak mesela 190'ı görmüş bu TKO. O mesela ekleseydim şu an zarardaydım. Bu gün sonu şeyini gösteririm. Mesela dediğim gibi bunlar 15 dakika gecikmeli hacim. 2,8. Mesela normal, eskiden benim hatırladığım Ereğli'nin yarısı kadar Tüpraş'ta işlem olurdu. Yarısı kadar değil ama gene normal. Mesela Tüpraş'ta 345. Bugün iyi ki mesela cezbetmedi. Mesela kendimde sevdiğim bir özellik o var. 300 bak gün içi, ya buralarda gezmiş zaten. Gün içi 30, ya yani 330 lira desen %10'u 30 lira düşmüş saat. Pardon, 15 lira düşmüş. Yani %5, 3 lira %1 desen kaç düşmüş bu? 15 lira. 15 lira düşmüş. %3 yani. Devam eder mi bilmiyorum. Yani çok da umurumda değil. Düşmüş ya, bir yere gitmemiş zaten. 360'ta gezinmiş falan, fişman. Daha gün ortasına gelemedik. Şimdi onu göstereceğim. Dedim ya, önceden baktım ben çöp toplamışım. Hani çöp biriktirmişim. Şey, piyasayı takip ediyorum diye. Şimdi günlük çalışıyorum. Ama işte bugün, pardon ya. Bugün ne yaptım? Yarın ne yapacağım? Şeyi yapacağım diyorum, defteri. Onu bir türlü yapmıyorum. Bugün ne oldu? Yarın ne olacak? Yani bugün ne yaptım? Mesela garan tavanmış. Şurada bir 30 açayım. Garan yine tavanı bozmuş ama çok da, yani aşağı gidene kadar. Zaten devre kesti ya. Devre kesince bir de açıp kapanış seansı yapıp kapatıyorlar. Hayır, şu önemli. Bak mesela aracı kurum dağılımı falan kullanan görüyorum. Bu hangi tahta? Mesela Türk Hava Yolları. Burada ne yapacaksın? 100 bin lot, kabaca 8 milyon. Yani 7,8 milyon. Mesela şurada 8 milyon. 8, mesela Kardemir'de en baba kademe neydi? 7 milyondur. Yani şu var. Şöyle bir şey var.
Bak nerede burada destek var? Ha burada mesela 77-55'te destek var. Ya burada zaten bak adamlar pardon. 70 oha 71. 70 yani daha doğrusu %1 aslında ya. Yani 7 lira. Yo pardon. %1 olur mu ya? 70 kuruş %1 zaten. 7 lira %10. Hani oradan oraya %8. Oha bayağı düşmüş ya. Saat kaç? 11-14 mesela. 11-14. Aa burası. Vay anasını. Ama tabii mesela tamam hadi burada short açtın. Burada kapanma. Ya yani burada da başa dönersin. Buraya kadar düşeceğine ama son 10 dakika düşmüş zaten bu. Son yarım saat işte burada devre kesici girdi. Şurada açılmış. Pardon. Şurada girmiş. Bir de kapanış seansı yapıp kapatıyorlar dedim ya. Ya mesela bu kademedir. Bu da mesela tabii ben baka baka alıştım artık. Mesela burada Türk Hava Yolları'nın aracı kurumunda şu var. Mesela şunu kapatalım. Ha, şu. Ya Merrill Lynch 4 milyon. Mesela ben de eski günler de var. Mesela 8 şeye bakalım. Şurada aracı kurum dağılımı nerede? Şu mesela bak. Ben Türk Hava Yolları'na hep bakarım. Bu şişeymiş. Şu mu? Bu tüpraşmış. Bu şişe Türk Hava Yolları'dır. Ha, bak mesela bundan bir hafta önce 1 milyon bile yok. Mesela şuradan şuna bakalım. Eksi de işte abire short pozisyon açıyor 1 lira. Ya 1,5 milyon nota 1 lira kapanmaya çalışıyor. Short açıyor. Bu zaten hani işte bizim binlerce diyorum ya bizim binlerce müşterimiz var. Veya binlerce müşteri böyle olmaz. Bak mesela bu 8 mi? Mesela 9'a bakalım. Yani 9 Eylül yani. Şu mesela Türk Hava Yolları'dır. Buraya da eğilmiş. Mesela şu Türk Hava Yolları'dır. Bu da Kardemir'miş. Şu. Bu da Kardemir. Kardemir'le kafayı bozmuşum ya. Heh mesela. En baba 1,9 milyon var. Mesela A1 kapanmış burada. Benim. Ben burada A1'e kapanmış demek. Mesela 500 bin en fazla eksi var. Yani buradaki bir 4 milyondan dersin. Burada bir bok var. Arabiler gibi. Önemli yani. Bir kafana yazarsın. Mesela A1 de artı. Açık pozisyonu yok. Yani yok görünüyor. Şurada 13 nerede? Şu mesela. Eksilerde ne var? Eksilerde de 1,8 milyon var. Bu işteki adam mesela dersin ki işteki adam tuttuysa kazan. Yani Merrill Lynch 4 milyon artı ki 4 milyon kolay kolay görünen bir artı şey değil. Bak mesela para girişi şurada var işte yani 2 milyon lot çarpı 75 ile o kadar bir para girişi var. Demek yani almakla ya mesela Tüpraş çok boş kademeler yani bu biraz pek normal bir şey değil yani buralar bir 1.000 not falan çok daha kalın 30 bin ya fiyatı 100 lirayken 30 bin not vardı yani bu da işte Tüpraş para girişi var ama çok çok da tüm ya burada bir ara ben dışarı falan çıktım ya ne bileyim çıkılıyor zaten de yani hep ekran başında değilim. Ama mesela önceki mesela 17 Aralık'ı da hatırlıyorum ben. Erken gitmiştim büroya. Daha doğrusu şantiyeden yani işten eve değil büroya gitmiştim erken çıktığım için. O 17 Aralık'ı hatırlıyorum. Mesela orada biraz hiçbir haber gelmedi. Şöyle oldu. Aracı kurumlar teminatı gün içinde arttırdı. Ve artık dolar hani neredeyse tavan %10'a gidiyordu yani gün içi. Hani bir şeyler yapın artık Rıfat Sarcıklıoğlu'ndan bile bir şeyler yapın diye bir ses tweet geldi de. Burayı da sileyim. Tweet geldi de şey oldu oradan aşağı oradan aşağı oradan aşağı. Bunu mesela screenshot almışım. Ağlama duvarı olur. Ne oldu acaba dur bakayım.
KTM ya son AKZ de hiç bilemedim ya. Hidropar hareket. Pek olmamış ya. 11. Yani şurada mesela. Bu da şey yani hani dünkü kapanışı bu zaten. Ağlama duvarı pek olmamış yani. Neyse vardır. Bak abime bak açık havada galiba. Hasan Meşe abi dermişim. Yani abim diyeceğim tabi ablam diyecek halim yok ya. Mesela işte ilk 1 saatte BIST 30'da 30 milyar hacim o müthiş yani. Mesela şey için bu normal Tüpraş için 800 milyon falan. Mesela bu benim varantımdı. 49, 40'tan mı aldım? Yok pardon 49'dan aldım. 30'lardan bir de aldım. 28'lerden ancak kaçtım. Yani para yarıya indi. 4.000 lira yere indi işte yani iyi ki şey yapmamışım. Gün içinde ne oldu bilmiyorum. Çok umurumda değil, çok da üzülmedim. Yani hiç üzülmedim çünkü ne olacağını bilmiyordum yani. Yani mesela saat 11'de durum bu tamam mı? Hani normalde neden düştü? Ha, mesela varantların gün içi bu tamam mı? Ya varantlar bayağı bazen diyorum ki varant diye bir şey niye var? Yani çok hem çok karmaşık hem de çok değil. Mesela saat 11'deki hali bu. Ama bu da piyasa yani. Hani hayda ne oldu şimdi diyor insan. Bu da böyle mesela. Hayda ne oldu şimdi? Dur ama burada warrant sayfası vardı ya şu warrant. Bak bu da mesela gün sonu. Bu da gün sonu yani. Şu ne? Şu ne bak. Bir şuna bak. Bir şuna bak. Bir şuna bak. Bir şuna bak. Ha, fazla hacim bu. Ha, bu üstte Tüpraş'ta Türk Hava Yolları'na eklemişim o kadar mesela. 17 bin. Ya burada mesela Allah bilir bu belki mesela gerçi bunlar çok kârda olduğu için herhalde fiyatları böyle. Mesela 4 lira varantı kimse almıyor. Mesela TPU bu şey 31 Ekim artık Eylül varantlarına bakmam. Yani Ekim varantlarına bakmak lazım artık. Eylüller bayağı tehlikeli. Gün içi. Yani gün içi yani bir kademe, üç kademe yukarı satmak için uygun tabii. Öteki türlü sabah kârdayken akşam zararda olabilirsin. Olabilirim yani. Mesela zaten ekstradan 11 bin, mesela 11 bin hacim varmış. Ekstradan 17 bin daha hacim olmuş. Mesela 3 binmiş. 20 bin lira daha hacim. Hacim yok yani. Mesela bunda güzel hacim varmış. 89 kuruş. Oha Oze. Yani 1.41 nere 89 kuruş nere? Yani bunları bilin. Bayağı tehlikeli bir şey ama doğru işlemi yaparsan da güzel tabii. Mesela burada bunlar normal. Yani böyle şeylere hep devre kesici çıkar zaten. Acayip de uykum geldi ha. Mesela yarısı tabi bununla telefondan bakıyorum daha şey dediğim mesela benim varantı 15 bin lira hacim olmuş çok kötü diğer varantı 143 bin lira hacim olmuş